AKP artıklarına mı kalmıştır? AKP artıklarına mı kalmıştır? Altılı masada iki tane AKP artığı vardır. AKP'nin doğduğu parti vardır. Bir diğeri cemaatçi bir partidir. Yani biz niye Millet İttifakı'nda değiliz? Bu Millet İttifakı'nın argümanlarını tartışıyoruz. Hani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun iki temel felsefesi var. Laik cumhuriyet, otoriter devlet. Bunu savunabiliyorlar mı? Savunamadıkları 1921 Anayasası'na yaptıkları atıflardan belli değil mi? Yani 1924 Anayasası'nı reddediyorsunuz. Peki dünyanın en demokratik anayasalarından biri olan 1961 Anayasası'nı nasıl reddediyorsunuz? Yani 1921 Anayasası'nı açıkladığınız manifestoda 1921 Anayasası'nı destekliyorsunuz. Peki 1921'deki koşullarla Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki koşullar aynı mıdır? 1921'de halen padişah koltuğundadır. İstanbul'da hala İstanbul hükümeti vardır. O bir ihtilal anayasasıdır. Bir devlet anayasası olması mümkün değildir. 1921 anayasasını öne çıkartıyorsunuz. O 1921 anayasasında üniter devlet yoktur. Laik cumhuriyet yoktur. Başkent Ankara yoktur. Yani 1921 anayasasını öne çıkartan Millet İttifakı'yla bizim bir arada olmamız mümkün müdür? Millet İttifakı'nda Atatürk var mıdır? Yoktur. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın adayını ancak ikinci tura kalırsa mecburen belki destekleriz. Ama biz kendimiz Sayın Genel Başkanımız Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olması için sonuna kadar çalışacağız. İkinci tura kaldığında da onun arkasında saf tutacağız. Eğer ikinci tura kalamaz ise kalan kimse onu destekleyeceğiz. Ama Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın adayı olması söz konusu olursa ikinci tura kalabileceğini pek düşünmüyoruz. Tamam, teşekkür.